Yeniçerim'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih Balat'tayız. Balat yüzyıllar boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kozmopolit bir semttir. Biz de bugün İstanbul tarihi semtleri bölümünün ilk bölümü olan Fatih Balat'ta sizlerle birlikte Balat'ı gezeceğiz. Az önce de bahsettiğim gibi birçok farklı medeniyet burada yaşamış ve buraya çok önemli eserler bırakmıştır. Bugün biz de bu eserleri birlikte gezeceğiz ve sizlere bu eserlerin tarihi geçmişini anlatacağım. Hadi Balat gezimiz başlasın. Balat'ın kelime anlamı Rumca saray anlamına gelen Palatyon'dan geliyor. Sebebi de Balat'a çok yakın yerde Bizans İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca ikametgahı olan Blaherna Sarayı'nın yer alması. Şu anda günümüzde çok fazla bir kalıntısı yok. Yalnızca Tekfur Sarayı var. Onun dışında çok fazla bir kalıntısı yok Blaherna Sarayı'nın. Ama Tekfur Sarayı'na girip Blaherna Sarayı ile alakalı detayları, tarihi geçmişini görebilirsiniz. Biz şimdi Balat gezimize Fener Rum Erkek Lisesi'nden başlıyoruz. Fener Rum Erkek Lisesi'nin önündeyim arkadaşlar. Burası 1454 yılında İstanbul'un fethinden hemen bir yıl sonra kuruluyor. İstanbul'un fethinden sonra kenti terk eden Ortodoks yöneticiler ve Bizans hükümdarları Fatih Sultan Mehmet tarafından 1454 yılında yapılan çağrı üzerine tekrar kente geliyorlar ve bu okulu yapıyorlar. Bu okul tarih boyunca birçok din görevlisi ve yönetici yetiştiriyor. Şu anda da günümüzde modern bir erkek lisesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Videomun başında bahsettiğim gibi Balat yüzyıllar boyunca Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin ortak semti olmuştur. İlk olarak buraya Bizans döneminde Ortodoks Hristiyanlar yerleşiyor. Sonra fetihten hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından bölgeye Müslüman tebaa yerleştiriliyor. 15. yüzyılda da 2. Beyazıt tarafından buraya Avrupa'dan kaçan Yahudiler geliyor. Ve Yahudi halk da Balat'ta Müslüman ve Hristiyan toplumla birlikte yüzyıllar boyunca kardeş bir şekilde yaşıyor. Ama bu bölge Ortodoks Hristiyanlar tarafından çok daha önemli bir bölge. Sebebi de Fener Rum Patrikhanesi'nin Balat'ta olması. Fener Rum Patrikhanesi yaklaşık 250 milyon Ortodoks Hristiyan'ın ruhani merkezi. Tıpkı Katoliklerin Roma olduğu gibi Ortodoksların da ruhani merkezi Fener Rum Patrikhanesi. Biz de şimdi gezimize Fener Rum Patrikhanesi'nden devam ediyoruz.
Fener Rum Patrikhanesi gezimizi şimdi bitirdik arkadaşlar. Biz geldiğimizde saat 4'ü 5 geçiyordu ve kapanmıştı. Burası haftanın 7 günü sabah 9, akşam 4 arasında açık. Ama özel bir ricayla kapıdaki güvenlik görevlilerinden ricada bulunduk ve bize yardımcı oldular. Sizler için girip içeriği biraz çekebildim. Sizin de aklınızda olsun. Buraya gelecekseniz eğer akşam 4'e kadar öncelikle Fener Rum Patrikhanesi'ne uğrayın. Fener Rum Patrikhanesi'nden çıktıktan sonra arkamda bulunan Bulgar Kilisesi'ne geldik. Burası 19. yüzyılda Bulgar Milliyetçi Hareketi sonrasında yaptırılıyor. O dönemde Fener Rum Patrikhanesi'nin Yunan etkisi altına girdiğini düşünen Bulgar milliyetçileri Sultan Abdülaziz'e baskı yaptırarak bu kiliseyi yaptırıyor. Şu anda Balat gezimizin son durağı Feruk Ketua Camii'nin önündeyiz. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamının kahyası olan Feruk Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor ve günümüzde hala cami olarak hizmet veriyor. Biz Balat gezimizin sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.